programımıza kaldığımız yerden Mersin Erdemli'den devam ediyoruz. Yanımızda Sol Bistro işletme sahibi Doğan Uşak ve de baristamız Mahmut Bulut bulunuyor. Merhabalar öncelikle. Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Doğan Uçurak. Yaklaşık 4-5 yıldır işletme üzerine sektörde çalışıyorum. Şu anda da Erdemli'de yeni bir oluşum oluşturuyoruz. Biraz da baristamız Mahmut Bey'i tanıyalım. Adım Mahmut Bulut. 5 yıldır bu sektörün içindeyim. Şu an Doğan abiyle beraber birlikte kafe işini yürütüyoruz. Baristanlığı yapıyorum. Evet. Tabii ki biraz işletmemiz hakkında izleyenlerimize bilgi verelim efendim. İşletmemiz hakkında neler, hangi hizmetlerimiz var, hangi sunumlarımızı gerçekleştiriyoruz burada? Yani biz burada bu kuruluşu açarken öncelikle hedefimiz şuydu. Şimdi Erdemli ilçesi gün geçtikçe büyüyen bir ilçe. Özellikle yurt dışından falan gelen misafirlerimiz çok fazla derecede arttı. Evet. Kahve kültürünün de onlarda çok fazla olduğunu biliyoruz zaten. Biz de bunu hedefledik. Amaçlarımızdan biri buydu. Kahveyi Erdemli ilçesine sunmak. İşte evet. Kavrulmuş kahveler konusunda daha iyi sunumlar yapmak adına yaptığımız bir oluşumdu işin açıkçası söylemek gerekirse. Evet, biraz da baristamıza söz hakkı vermek istiyorum. Biraz bahseder miyiz sunumlarımızdan, bir çeşitlerimizden? Fıstıklı cheesecake'imizle başlarız. Farklı çeşitlerimiz daha da fazla var. Soğuk, kendi özel demleme kahvelerimiz filtre olarak. Çok güzel. Latte'miz, kendi işletmemize özel Ocean Sun kokteyllerimiz. Evet. Tabii ve bunun birçok şeyleri var. İyi bir kahveyi nasıl anlarız? Siz baristasınız, en azından bu konuda bizi bilgilendirirsiniz. Daha sağlıklı. İyi bir kahveyi ilk önce koklayarak ne içersek kokusundan çiçeksi kokular alırız. Güzel. Kafeine dair bir kokular alırsak daha acı tat alırız. Ve bu acı tatlar bizim burada pek ilgimizi çekmiyor ve olmuyor. İstanbul'da biraz da öyle ama. Tatlandırıyorsunuz peki barista olarak. Tatlandırıyor. Tatlandırmış şuruplarını tabii var. Bunu tatlandırarak deneyim isterseniz. Çok güzel. Eminim. Çiçeğimsi tadı. Biraz da nasıl ağaçlar tarzı, gül tarzı biraz kokumsu geliyor. Ağzı çok farklı. Sanki tadı. Bir kokteyl içiyor musunuz gibi. Tabii. Şu an meyve suyu gibi biraz daha hemen filtreye göre değil de. Evet. Ben de sevgili izleyenlerim adına bu latte'mizin tadına bakmak istiyorum. Çünkü çok meşhur dediler, çok övdüler. Biraz da ben tadına bakayım. Afiyet olsun. Vermiş olduğunuz bilgilerle, güzel enerjinizle programımıza renk kattığınız için sizlere ve ekibinize çok teşekkür ederim.